Ben Gwyn Ryan. Hirschhorn Müze ve Heykel Bahçesi'nde konservatör olarak çalışıyorum. Hirschhorn Müzesi, Smithsonian'ın çağdaş eserleri ev sahipliği yapan bir şubesi. Burada 20. yüzyılın başından geçen haftaya kadar yaratılan eserlerle karşılaşabilirsiniz. Koleksiyonumuz iki bölümden oluşuyor. İçeride sergilenen eserler ve dışarıdaki heykel bahçemiz. Bahçede 20. ve 21. yüzyılın önde gelen sanatçılarına ait eserleri görmeniz mümkün. Çağdaş sanatçılar da bronz ve taşla çalışıyorlar ama eserlerine alışılmadık ve yabancı malzemeler de ekliyorlar. Mesela çikolata, polen ve hatta canlı böcekler. Bulabileceğiniz malzemeler o kadar çeşitli ki, bu malzemelerin bir sanat eserinde kullanılabilecekleri aklınızın ucundan dahi geçmez. Konservatörler olarak biz de bu eserleri inceleyerek malzemelerinin dayanma ile ilgili problemleri olmasına rağmen, eserlerin uzun zaman bizimle kalabilmeleri için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Paul Tek, sanat eserlerinde kullanılmaması gereken malzemeleri kullanan sanatçılardan biri. Kendisi 60'lı yılların sonlarında lateksle çalışmıştır. 1969'da Balık Adam adını verdiği bu eser üzerinde çalışmış. Eserin yüzeyi lateksten yapılma balık kopyaları ile kaplı. Malzemeler bozulmaya başladıkları için parmakların bir kısmını kaybettik bile. Lateksi desteklemesi için kullanılan iç malzeme o kadar kırılgan ki olduğu gibi kırılmış. Yüzü tamamen çökmüş ve bozulmuş. Çok hassas bir bölge olduğu için yapabileceğimiz bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Bu kısımlar yırtılmış. Gerçekten de buradaki kısımda esneklik kalmamış. Balık Adam ile ilgili yaptığımız ilk şey, Smithsonian Konservasyon Enstitüsü'ndeki bilim insanları ile birlikte çalışarak malzemenin analitik bir incelemesini yapmak oldu. Buradaki kesit gibi numuneler aldık ve lastiğin ne derece bozulmuş olduğunu gayet net bir biçimde görebildik. Dış yüzey kırılganken iç kısımda malzemenin ilk zamanlardaki rengini görmek mümkün. İç kısım ayrıca çok daha esnek. Alışılmadık ve yabancı malzemelerin kullanıldığı, ömrü yaklaşık olarak 10 ya da 20 yıl gibi kısa olan bir eserin konservasyonu söz konusuysa, sanatçının vermek istediği mesajı ya da yapmak istediği şeyi değerlendirmemiz gerekir. Bunlar malzemeyle mi alakalı, yoksa izleyicinin eseri gördüğünde edineceği deneyimle mi? Eserin hangi kısmını korumalıyız? Ömrü çok kısa olan lastik ya da lateks gibi bir malzeme kullanılan bir eserle karşılaştığımızda, onu karanlık bir yerde, kilit altında tutarak korumakla sergilemek arasında bir karar vermek zorundayız. Sergilenmesi ömrünü daha da kısaltacak. Ama bir eserin varoluş sebebi sergilenmesi, yani insanların onu deneyimlemesi değil midir?